Şimdi hemen şu ön taraftaki bu büyük pencerelerin Fransız balkonlarını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi şunu şuradan bir kopya yapıyorum. Bakın instance yapmıyorum. Ne yapacağım? Şöyle çeviriyorum. Ctrl Z ile geri çeviriyorum. Çünkü 5 derecelik açılımı dönmesi istiyorum. Tam 90 olunca bırakıyorum. Evet. 90 oldu. Şimdi bunu biraz bu tarafa çevireceğim. Bakacağım ve sizin de gördüğünüz gibi küçük olduğunu göreceğiz. Şimdi bu seçili halde kalsın. Şunu kontrol ile seçiyorum. Şu katı da seçeyim. Alt Q'ya basayım. Bakın şu şekilde gelsin. Şimdi tab tuşuna şöyle bir yakınlaşayım. Bunu yapmamın amacı line ile çizeceğim çizgilerin kalınlığını birincisi belirlemek, ikincisi de şöyle çok da fazla çıkıntı olmasın istiyorum. Ben normalde böyleydi. Yani bizde şu şöyle şurayı çok fazla ötekinden daha çıkıntılı olmasın. Şuradan çizeceğiz line'ımızla. Şuradan 2,5 ile alalım. Hemen arkamızı çizmeye başlayalım. Arka seçtim. Sol tuşa bastım, bırakmadım. Gelip tam buraya kadar çekiyorum ve şöyle arkamızı oluşturalım. Biraz da içeri gideceğini düşünürsek şöyle bir yerde bırakmamız uygun olur. Şimdi arkamızın arkadaşlar hemen gelip Enable Render'ı seçtikten sonra bakın kalınlığını kaç alacağız? Arka kalınlığını kaç alacağız? Onu nerede öğreneceğiz peki? Şimdi öncelikle şu arka bir şeye çekeyim. Şuradakini Fransız uçu grubu bir ungroup yapayım. Ungroup yaptım. Şuradaki arkanın kalınlığına bakalım. En üsttekini seçtim ve baktım 4,4 yazıyor değil mi? Tab görünüme geçtim. Şuradakini seçtim ve bunu da Radial'dan 4,4 yaptım. Aynı kalınlıkta olsun. Pardon. 4,4. Evet. Yaptıktan sonra şöyle front görünüme geçip şöyle şuradan çevireyim. Left ile şöyle yukarıya çektim. Şimdi Shift ile şimdi aynı hizada olacak ya bunlar sonuçta. Shift ile şunları da bakın. İnstans yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha aşağıya doğru at. Bakın. Şunlar da. Şöyle aynı hizada oldu. Şimdi peki şunları kullanabilir miyim? Bunları şu gördüğünüz dikmeleri paslanmaz şeklindeki. Bakın kullanabilirim. Şunları seçtim. Bir tanesini seçmem yeterli. Şöyle pardon şunu seçerek seçeyim ki öteki değdiği almaz. Şunları seçtim. Kare içindekileri aldı. Ve bunu shift ile ileriye doğru iteyim bakalım. Şöyle kapı yapayım. Şöyle dursun şurada. Şimdi hemen tab görünüme geçiyorum ve şöyle F3 ile evet, instance dedim. Şuradaki bölümleri siliyorum arkadaşlar. Şu bütün. Evet, şunların hepsini seçe seçe sildim şöyle. Evet. Şimdi alttaki zemin işime yarayacak mı? Alayım bunu. Bunları aldım. Şöyle içeriye doğru sürükledim.
Evet. Şimdi bunların hepsini bir seçeyim. Bakın hepsi seçili şu anda. Şöyle bir exit isolation deyip şurada ne kadar içeri girdiğine bakıyorum şu boruların. Şöyle az bir şey içeri girmiş şöyle. Şurada bakıyorum ne kadar. Hemen hemen bu kadar gibi görünüyor. Evet, tekrar alt Q yapıyorum. Hala elimde seçildiği için onlar. Şu ikisini silebilirim. Evet. Şimdi alt Q ile çıkıyorum. Ve bir şeye bakacağım. Bakın arkadaşlar. Top görünümdeyim. Şu çatıyı bir kaldırayım çatı için. Hide Selection. Alttaki saçak bölümünü de Hide Selection dedim ve bir şeyi görmenizi istiyorum. Şimdi buradaki bakın az bir şey çıkıntılı değil mi? Az bir şey çıkıyor dışarıya şu alttaki zeminimiz. Biz de aynı şekilde şurada da o çizimi yaparak bakın. Evet şurada büyük penceremiz burada. Evet. Şimdi aynısını buraya da yapacağım. Şu alt zeminlerini oluşturmaya başlıyorum. Line ile hemen çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Gelip neredeydi? Şuradan çizeceğim. Yakaladım. Böyle. Şuraya bir tane çizdim. Shift ile şöyle dik bir tane de buraya çizdim. Geldim. Şu köşeyi yakaladım. İçeriye bir tane çizdim. Geldim. Çizdim buraya ve Close Spline deyip evet diyorum. Şimdi Enable Render, Enable Viewport açık olduğu için böyle kalınlık verdi. Ben kalınlık istemiyorum. Bu normal çizgim olacak. Ötekisi gibi yine. Bunu da ayarlayacağız. Şimdi hemen şu içeridekileri bakın seçtim ve bunlara ne diyordum? Smooth diyordum ve bunlar gördüğünüz gibi bakın alt tarafta şöyle hareketlendi. Evet, az bir şey çıkıntılı olması bizim için yeterli. Alıp gelip bunları da ne yapıyordum? Corner Bezier yapıyordum. Yukarıdayım şu anda. Bezier Corner. Şu köşesini böyle hafiften çekiyorum ve bakın ayarlamış oluyorum. Gelip bunu da seçiyorum. Bunda ne diyorum? Sağ tıklıyorum ve Bezier Corner yapıyordum. Ve bunu da şöyle bakın çektim. Şimdi güzel bir çizgimiz elde ettik. Buna ne yapıyorduk? Extrude veriyorduk. Kaç santimdi? 15 santim zannedersem. Geçen ötekinde 15 santim yapmış olmalıyız. Şöyle şimdi bunu yukarı çekiyorum arkadaşlar. Left yönündeyim. Yukarıya kadar çektim. Pencerenin bittiği yere kadar şuraya kadar çekiyorum. Evet. Şimdi şuna bir işlem yapmıştık. Shift ile bir tane daha bundan çıkartıyorum. Copy diyorum. Alttakini ne yapıyorum? Alıp bunu Convert to Disable Poly yapacağım önce. Yaptıktan sonra şu içerideki poligonu seçip hatırlıyorsanız ne yapıyordum? Insert yapıyordum. F4'e basarsanız kenarları görürsünüz. Okey diyorum. Sonra ne yapıyordum? Extrude yapıp biraz içeriye doğru. Bakın şöyle içeriye doğru bir. Okey diyorum. Şimdi şu içeridekini bakın şunu. Bunun rengini de değiştiriyordum. Bakın. Şimdi bunu alıp biraz daha içeriye. Şunu da içine şöyle bakın. Yerleştiriyorum. Şimdi bunu buraya çektim. Şu ikisini alt Q yapıp şöyle tam göreyim istiyorum. Şu içeridekini bakın. Front ile aynı hizaya taşıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda aynı hizaya gelmiş durumda. Şu İçerideki kenarları ne yapıyorduk arkadaşlar? Table yaptınız. Şunları ikisini seçip biraz aşağıya çekiyordum. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda buranın içi seramik olacağı için ayrı yapacağız demiştik. Yaptık bunu da. Bakın. Şimdi buraları yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tam oturdu buraya. Şunları da aynı renge bir kere boyayayım. Şöyle bakın.
Ortadaki line'ı tam ortasını tutmazsanız seçmez. Çünkü bunlar line'dan türedi. Kalınlık verilenlere dediğim gibi başka şekilde yakalayamazsınız. Tamam, yaz yapayım. Bunları seçtim. Şunu da beyaz. Renkli. Şöyle bir renk olsun bu da. Şimdi bunları tab penceresiyle getirip buradan hepsini şu içeride kalanları tamamı içeride olanları seç diyorum. Seçtim ve bakın bir hareket ettireyim. Doğru olanları mı seçmiş? Evet, doğru olanları seçmiş. Tekrar eski yerine nasıl koyacağım? Ctrl Z ile koydum. Yerlerine de bakayım. Şöyle grup diyorum. Fransız büyük. Büyük diyorum. Okey dedim ve şöyle bir grup ismi atadım. Şimdi aynı şekilde bunları da hemen şöyle bakın left görünüme geçelim. Ve bunları da kopyalamaya başlayalım. Bunların bir kolay yolu daha var. Şunu kopyaladıktan sonra bakın instance diyorum ve align ile getirip diyorum ki Fransız balkonların hizası aynı olmak zorunda zaten. Bunun Y hizasında, bunun minimumla, bunun minimumu ayarlansın diyorum. F3'e basıyorum. Evet, doğru. Şimdi Shift ile kopyalıyorum. Instance diyorum ya da şu pencerenin alt hizasına kadar böyle sürükleyebilirim. Bak şunlar hep aynı hizada olduğu için o şekilde de yapabilirim. Şöyle pencerenin alt hizasını ayarlayarak da instance'i de ayarlayabilirim. Değişik yöntemleri var hizalamanın. Şunu da align'la yapayım. Görün. Shift instance dedim. Ortaya bir yere koydum. Align ile şu grubun şuradaki Fransız balkonun aynı hizasını. Y hizasında bak center dersem şöyle merkezini. Bunun merkezi onun minimum noktasına olur. Hayır, X de minimum olacak. Y hizasında okey diyorum. Gelip Shift ile bir tane daha Shift instance diyorum ve ondan da bir tane oluşturduktan sonra bunun da ne diyorum? Şöyle penceresine bakıyorum. Penceresi nerede? Şu hizada. Şuraya bir yere koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi bunu da ayarlamış olduk. Büyük Fransız balkonlarını da ayarladık arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini seçiyorum. Ama dikkat edin. Şöyle sadece Fransız balkonlarla ilgili olan kısmı seçin. Seçtim. 6 grup seçili diyor. Doğru diyorum ve Shift ile şunları buraya çekiyorum arkadaşlar. Instance diyorum. Instance dedikten sonra şimdi bazı şeylere dikkat ediyorum. Örneğin bakın şu açıklık çok ufak olacak. Ona göre bunu da hizalayacağım. Şimdi şöyle şunu itiyorum, itiyorum, itiyorum. Bakın şöyle biraz daha yakınlaşıyorum ve çok fazla gidersem gördüğünüz gibi böyle sapar. Şimdi şu anda hala seçili bakın. Yakına, şimdi sağ tıklıyorum ve neydi? Hangi yönde, hangi eksende olduğuna bakıyorum. Bakın Y ekseni, ekran sol köşesinde Y ekseni eksi 1, eksi 1. O zaman öteki taraf artı 1 doğrudur. 2 diyorum. 2 daha git, 2 santim daha. 2 santim daha git diyorum. 1 santim daha git. 0,5 daha gitsin ve şöyle çok azlık bir açıklık vardı öteki taraflarda da. Şöyle bakalım hepsine. Evet. Öteki iç taraflarına, şu iç taraflarına bakalım. Birazcık bu iç taraflarda şey var. O zaman Y'ye doğru eksi 0,5 diyelim. Heh. Şimdi burada az bir şey içeride. Öteki taraftan oldu acaba? Öteki tarafta da az bir şey içeride. Bakın. Gördüğünüz gibi bunları da tam buraya oturtmuş olduk. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bir şey dikkatimi çekiyor. Şu Fransız grubunun şöyle bir tanesini kopyalayıp ortaya almak istiyorum. Shift ile kopya diyorum ve şunu bir ortaya almak istiyorum. Grup open diyorum. Şu içerideki pembe olan kısım arkadaşlar bakın çok büyük. Ne hizası kadar? Şu ötekisi kadar. Halbuki ötekisi kadar olmamalıydı. Yani bu içeride seramik olarak görünecek. Bakın şunun şöyle
sıkıştırılmış bir halde olması gerekiyor. Şöyle içeri koyayım ve şöyle aynı hizaya getireyim. Şimdi bunun içeride seramik olması gerekiyordu. Dışarıda ise şuranın böyle normal görünmesi gerekiyordu. Fakat şimdi baktığımızda bakın gördüğünüz gibi bir yanlışlık söz konusu. O zaman ben bunu ne yapıyorum? Hemen şu fazla olanı sileyim. Bunu görmek için yapmıştım. Şu grupların hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra şuraya doğru çekiyorum şöyle. Bu grupların hepsini şimdi Explode diyerek bütün grupları birbirinden ayrıştıracağım. Explode dedim ve dağıttım. Şimdi bütün nesneler birbirinden ayrı bir şekilde orada duruyorlar. Şimdi bu Explode dediğim grubu Alt Q ile izole ediyorum ve iç taraftakini seçtikten sonra arkadaşlar şunu 5 santim yapıyorum. 5 santim yapıyorum ve gördüğünüz gibi öteki bütün hepsi 5 santim olmuş oluyor. Bakın içeriye doğru 5 santim geldi. Görüyorsunuz şu anda. Şimdi L'ye basıyorum. Bu içerideki, bakın şu seçili zaten. Şunların hepsini şu çizgiyle F3 ile kontrol tuşundan elimi çekmeden şöyle seçiyorum. Evet. Evet. Şimdi front görünümdeyim. Yandan şöyle bakın. Şunların hepsi seçili. Seçili olanların şöyle bu ortada olduğu için bunu birazcık şöyle alıp şöyle şuraya bir yere çekiyorum. Evet, bir pivot dedikten sonra şimdi şunu böyle birazcık daha yakınlaşıp şu anda ötekiler de seçili. Ben ötekileri de kaldırmış oluyorum bunu kaldırırken. Şöyle gördüğünüz gibi ayarladım. F3'e bakayım. Ötekiler de ayarlandı mı? Hepsi ayarlandı. Alttan'a bakayım. Düzeltildi. Şöyle yapayım bunu. Şöyle şunları grup haline dönüştüreyim arkadaşlar. Evet, şimdi Next Desolation diyorum ve hepsini seçtikten sonra eski yerine taşıyorum. Şöyle X yönünde biraz daha içeri doğru getireceğim. Evet. Şimdi bunlar ayarlandı. Peki bunlar ayarlı mı? Bakalım. Bunlar da şu içeridekiler şunlarla instance yapıldığı için küçültülmüş halde duruyor. Fakat yerleri aşağıda. Yani şu anda bunun Fransız büyük diye bakın görünüyor şu grup adı. Fakat bunun içindekiler hala duruyor. Onlarla uğraşmak yerine şu bölümü tamamen sileyim. Düzeltilmişi buraya kopyalayayım. Öyle olur mu? Olur. Şöyle hemen şunları alıp delete yapıyorum. Klavyeden tıkladıktan sonra şunları şöyle hafiften değse bile altı grubu seçecek artık. Shift ile aldım. Instance istedim. Ve şunların yerine şimdi zoom yapıyorum. Z'ye basarak şöyle Y hareketiyle taşıyorum. Şöyle. Şimdi bir bunların kalınlarına bakalım. Evet. Bu gruplarda tamam. Bunun da yeri iyi görünüyor. Hemen geliyorum. Bu altı grubun zaten seçili. Şuradan görüyorum, okuyorum. Şöyle basayım ki tam göreyim. Elim kontrol tuşuna basılı tutarak şöyle bakın şuradaki grupları da seçiyorum. 20 entry selected oldu. Demek ki yanlış bir şeyler seçtim. Şuradaki gruplara bakın. Şurası seçili olmadığı için değdi. 6 grubu seçti.
Elim kontrol tuşunda. Tekrar şuradaki altı grubu da seçip 12 grup seçili diyor. Şu anda karşı tarafa tamamen kopyalama yapabilirim. Gelip, çünkü tam simetrikti biliyorsunuz. Gelip hangi yönde? X. Şöyle, evet. İnstans diyorum. Alıp şöyle yerine yerleştireceğim işte. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar da güzel kopyalandı gibi görünüyor. Bir sorun yok. Pencere hizalara doğru. Evet, çok güzel. Tamam. Büyük Fransız balkonlarımızı da oluşturduk. Şöyle unhide all diyerek çatılarımızı falan da getirelim şöyle. Gelecek dersimizde de yeni çalışmalara devam edelim.